Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonu grafik incelemesi sırasında Tüpraş hisse senedimiz var. Tüpraş hissesinde kısa bir değerlendirme yapalım istiyorum. Şimdi öncelikle hemen grafiğe başlamadan evvel Tüpraş hissesinde bir destek direnç noktalarını belirlemek amaçlı hemen trend desteklerimizi, yukarı yönlü trendin ne durumda olduğunu görsel olarak görmeye çalışalım. Hemen bir şu noktada desteklerimizi çizerek grafiğin trend olarak ne durumda olduğunu hep birlikte bir görelim. Şöyle zirve noktalarına yerleştirdiğimiz bir kanal var ve bu kanalın yukarı yönlü tekrar bir kanal katlama yaptığını hep birlikte şahit olduk geçtiğimiz haftalarda. Şimdi Tüpraş hissesinde biliyorsunuz bu kanal içerisinde 80-90 bandından sonra yukarı yönlü sert hareketler yaparak özellikle 100 lira psikolojik direncini geçtikten sonra zirvesi olan şu anki tabii zirvesi olan 110 liraları hemen hemen bir test etmeye çalıştı. Gördüğü en yüksek seviye olan 110.6 civarında olan hisse fiyatı burada bir yatay eğilime geçip bir dinlenme süreci başlattı diyebiliriz. Hisse fiyatının bu noktada geri çekilme ihtimaline karşı oluşturduğu görsel destek ve direnç noktalarını görmek için kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi bizim pivot değerlerimizdir. Bir diğer etken de şu şekilde ifade etmek istiyorum. Hisse fiyatı yukarı giderken gördüğünüz gibi günlük pivotu sürekli kendisine destek edilmiş ve onun üzerinde kalmaya çalışmıştı. Şu merdiven şeklinde sarı olan çizgimiz bu bölgelerde gördüğünüz gibi günlük pivot üzerinde kalmayı başaran hisse fiyatı zirvede ikili tepeyi de yaptıktan sonra şu bölgede oluşturduğu ikili tepeli sonrasında günlük pivot altında bir kapanış gerçekleştirdi. Bu hisse için bana göre bir düzeltme hissiyatıdır. Yani artık hisse bu noktadan sonra düzeltme eğilimi içerisine girmiş demektir. Biz yakın planda neye dikkat etmeye çalışacağız? Gördüğünüz gibi bu noktada haftalık pivot değeri olan 106.8 seviyesinde tutunma çabası içerisinde olan hisse fiyatının daha sonrasında aşağı doğru geri çekilmeleri halinde 104.2 seviyesine kadar sarkması muhtemeldir. Yukarı yönlü hisse fiyatının devamı ve kırılımı için ise günlük pivot noktası olan 108.7 seviyesi aşılmalı ve daha önce oluşturmuş olduğu 110.5 civarındaki zirve fiyatlarını geçip üzerinde günlük kapanış yapması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta oluşacak olan haftalık pivot değerinin rakamı şu an bu haftaki 99 liralardan yaklaşık 104 lira 105 lira seviyesine çıkacaktır. 104-105 seviyesine çıkan hisse fiyatı burada kendi realize olma sürecini devam ettirirken haftalık pivota kadar çekilmesi mümkün. Önemli olan burada hisse fiyatının bu pivot değerinin üzerinde kalıp kalamayacağıdır. Eğer pivot değerinin üzerinde kalamazsa haftalık pivot değeri ayrıca yaklaşık olarak bizim R1 seviyemize geliyor şu anki aktif haftalık pivot R1 seviyesine denk gelir. Eğer bunun da aşağı kırılımı söz konusu olursa geri çekilmelerde bizim aylık pivot değerimiz olan 100 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Tabi burada kanal katlama seviyesi olan şu mavi trend çizgisine de gelip bir onay alma süreci de yaşayabilir Tüpraş hissesinde. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Şimdi az önce de belirttiğim gibi şu an için güçlü destek noktası 106.8-106 lira civarı olduğunu söyleyebiliriz. Şu bölgede kendisine yatay bir destek çizgisi de çizebiliriz açıkçası. Şunu kapatalım. Şuradan bir tane ışın aldığımız takdirde şöyle göstermek istiyorum. Şu bölgede gördüğünüz gibi
şöyle bir destek noktası oluşturmuş durumda. O da yaklaşık 106.2'lere denk geliyor. Bunun kırılımı halinde daha alt destekleri de çalışma imkanı bulabilir. Bunları da yakın destek seviyelerini sizler de çizerek aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani mesela hemen bir sonraki destek seviyesini bulmak için şöyle bir klon yapalım. Telefonda klonlara müdahale etmek zor. Şu noktada bir destek noktası olarak çalışacaktır. O da 102'li seviyelere denk geliyor. Onun altında böyle sarkıtarak aşağı doğru gelebilir. Bu noktalara dikkat etmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için genel durum itibariyle saatlik periyotta RSI'nin de durumuna baktığımızda RSI bir 50'nin altına sarktığını ve buradan bir toparlama eğilimi gösterip 54 ile kapatması hisse için pozitif olmuş. Aynı şekilde wave trendin de aşağıda bir al sinyali oluşturup trendi tekrar yukarı yönünü çevirme emareleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen bizim Hull sistemin son durumuna da bir bakmak istiyorum ben. Evet, Hull sistemde bu noktada bir sat sinyali üretmişti zaten zirve noktasında ikili tepe bölgesinde. Hull 100'ü aşağı kesen Hull 14 bize bu bölgede 109 lira civarında bir sat sinyali üretmiş. Bu sat sinyali sonrasında oluşan geri çekilme sonrası bir tepki var. Demiştik R2 direnç seviyesinin hemen bir teması ile birlikte yukarı doğru bir toparlama eğilimi göstermiş ve Hull 50'yi test etmiş durumdayız, 108.4. Daha öncesinde ise ifade ettiğimiz gibi hisse fiyatının yukarı yönünü kendi zirvesinin üzerine atması gerekiyor ki trende devam etsin. Bunun için de Hull 100 seviyemiz olan 111.2'li seviyeleri şu an için aşmalı ki tekrardan Hull 100 üzerine geçip bir destek bulsun. Hull 100'ü daha önceki birçok videomda özellikle bahsederek anlatmıştım. Yukarı yönlü fiyatlamanın en büyük destekçisi Hull 100 karşımıza çıkar. Bu noktada farklı geri çekilme sistemleri arasında biliyorsunuz Fibonacci geri çekilme seviyeleri de kullanılabilir. Bunu da kısaca hemen bir bakalım isterseniz. Şuradan bir Fibonacci düzeltmesi diyoruz. Şimdi mesela kanal temas noktası en son burasıydı. 91 seviyesinden yukarı yönlü güçlü bir atak sergileyen hisse fiyatı ne yaptı? Zirvesini tamamladıktan sonra 110'lu seviyeleri gördü ve 110'lu seviyeleri bu şekilde tamamladı. Şimdi bu noktada bizim karşımıza tabi daha önce çizdiğimiz destek noktalarının çizgileri de biraz karmaşa yaratsa da şunu da silebilirsek eğer. Evet. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 106 seviyesine doğru bir destek çekilmiş. Buradan bir tepki vermiş görüntüsüyle birlikte. Hisse fiyatının 110 ve 106 arasında realize olmaya çalıştığını görebiliyoruz. Eğer 106 seviyesinin kırılması halinde aşağıda Fibonacci 0.38 seviyesi olan 103.2 seviyesine kadar hissede geri çekilme mümkün olabilir. Bu noktadaki destek direnç noktalarını bu şekilde takip etmekte fayda var. Biz yine hisseye uzun periyotta yani günlük periyotta da bir kısaca göz atacak olursak durumunu görme amaçlı. Yani gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli bir yukarı yönlü iğme yakalayan hisse fiyatının şu an için geri çekilme seviyeleriyle bir düzeltme içerisine girmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde trend alanını yukarı yönlü kıran hisse fiyatının düzeltme yapması kadar doğal bir şey olamaz. Tabii eğer hisseyi kalkıp 110 liralardan aldıysanız bu biraz sizin için sıkıntılı olacaktır. Bu süreçte sizi uzun bir bekleme süresi karşılayabilir. Bu konuya da dikkat etmek lazım.
Gördüğünüz gibi RSI şu an için günlük periyotta aşırı alım bölgesi olan 70 seviyesinin üzerinde. Wave Trend de aynı şekilde aşırı alım bölgesinde. Günlük periyotta bunların aşağı yönlü hareketi gelmesi halinde hissede daha sert düzeltmelerle karşılaşılabilir. Bu noktada özellikle dikkat edilmesi gerektiğini yatırımcı arkadaşlara hatırlatmayı üzerimize borç biliyoruz biz. Önemli olan hissenin uçacak kaçacak değil, geri çekilmelerde büyük zararlardan kendimizi kurtarabilmektir. Burada şimdi bizim fiyat ortalamalarımıza bakacak olursak kısaca. Evet, pardon, şuradan göstergeler kısmından ortalamalarımızı bulmamız lazım. Şekilde. Evet, ortalamalarımızı da attığımızda hisse fiyatının 5 günlük ortalamasını test ettiğini ve üzerinde bir kapanış gerçekleştiğini görebiliyoruz. 106.7 seviyesi üzerinde durduğu sürece hissede 5 günlük ortalaması kuvvetli şekilde destek olmaya çalışacaktır. Aşağı sarkmalarda ise 10 günlük ortalamamız 106.7 seviyesinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 102, 103, 104'lü rakamların oldukça güzel destek seviyeleri olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgelerinde özellikle üst trend kanalının şu an için destek olarak çalışma ihtimalini arttırıyor. Umarım bu şekilde bu test alanına, yani destek alanını kullanarak üst kanalda kalabilir hisse fiyatı ve yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmeye çalışır. Tüpraş için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlı yeni bir hafta geçirmeniz dileğiyle.